Evet, herkese merhabalar. Volkan Demirkuşak ben. Bu hafta otomotiv sektörü... Herkese merhabalar tekrar. Koray Kodallar karşımızda. Görmeyenler için çünkü YouTube'da da kaydediyoruz. Oto Haber Dergisi test editörü. Artık programımızın Koray'cığım yeni bir sponsoru var. Onlara bir hoş geldin deyip. Artık Continental'in sunduğu Volkan Demirkuşak otomotiv gündemi oldu. Otomotiv konuşacağız, fuar konuşacağız. Dijital fuar diye bir dönem geldi dünyada. Hep seninle konuşuyorduk ya. Ya kardeşim otomobil fuarı dijital olur mu diyorduk ama Türkiye'de otoshow fuarı biliyorsun uzun süredir yapılamıyordu. Bunun üstüne bir de pandemi eklendi. Kısa kesiyorum. Artık Eylül'de 14-26 Eylül'de Türkiye'de dijital bir fuar olacak ve şimdilik 30 markadan daha fazla katılım oldu. Hadi bakalım. 15-20 tane belki 30-40 tane yurt dışı fuarı görmüş bir gazetecisin. Ne diyorsun? Evet, yani benim gazetecilik hayatımda 15 yılda gitmedim. Otomobil fuarı neredeyse kalmadı Avrupa'da özellikle. Hiçbirini kaçırmadım, yakından takip ettim. Onun öncesinde de ben bütün zaten Türkiye'de, İstanbul'da yapılan fuarlara, İzmir'dekilere dahil, ufak fuarlara dahil giderdim. Fuar kültürü ilginç bir şeydir. Yani sadece orada bir otomobil müşterisi olarak değil, bir teknoloji meraklısı olarak da yani ben fuar kültürünü seviyorum. Atıyorum silah fuarına, uçak fuarına, tekne fuarına, outdoor fuarlarına. Her şeye giderdim. Görme falan çok tatlı oluyor. Dokunuyorsun falan ya. Evet. Yani bir şey almak, onun potansiyel müşterisi olmaktan ziyade yenilikleri takip etmek adına güncel yenilikleri ve bir de o ortamı hepsinin bir arada olması çok başka bir şey. Evet, görüyorsundur belki bayide ama orada hepsi yan yana. Bir an Honda Civic'te inip bir an işte rakibi Toyota Corolla'ya oturabiliyorsun aynı anda. O büyük bir zevk. Ama artık tüm dünyada, sen de çok yakından takip ediyorsun, bitti fuar işi. Çünkü maliyetleri çok yüksek, özellikle otomobil konusunda. Ben en son Paris Otomobil Fuarı'nda bir otomobil yöneticisi global anlamda daha bu fuar işinin biteceğini o zaman söylemişti bundan. 6 sene önce biz artık bir daha katılmayacağız dedi. Ondan sonra da katılmadılar. Çünkü örnek veriyorum 10 milyon euroluk bir maliyeti olduğunu varsayalım o marka için global bir anlamda. Bunun geri getirisi bu kadar değil. Yani şöyle aslında satış anlamında getirisi yok. Çok doğru söylüyorsun. Yani orada bir görsel şov yapılıyor. İnanılmaz bir atmosfer var. Sen İnanılmazdım. Frankfurt fuarına gidiyoruz. Alman markalar orada öyle bir gövde gösterisi yapıyor ki önünden bir anda atıyorum Mercedes'in standında 1930 model Mercedes çıkıyor, yokuş çıkıyor. Yani dediğin gibi 10-15 milyon ya da para ünlü sanatçılar geliyor. Rüyan da geliyor, birisi geliyor. Evet. Sahne şu Cirque du Soleil geliyor vesaire. Avrupa'daki maliyetler aşırı yüksek. Türkiye'de de az değil aslında. Türkiye'de de çok pahalı. Genelde otomotiv markaları o şovlar olmasa bile. Yani hatırlıyorsun en son fuarda markaların 20-25 tane marka katılmamıştı. Kocaman alanları böyle tek markaya falan vermişlerdi. Yani onun iş gücü var. Sen de biliyorsun işte temizliği, yemesi, içmesi, iş gücü, personelini anlatanı, izleyeni, fotoğraf çekeni, mankeni, şusu busu çok zor iş. Ama bir en büyük tabii pay fuar alanlarına ödenen ücretler korkunçtu o zaman. Yani şöyle tüketiciye tabii zarar oldu. Yani bizim eğlencemiz elimizden alınmış oldu. Yani markalar aslında şunu söyledi. Sizi eğlendirmek için biz bu bütçeyi ayıramayız. Biz buradan araba satmamız lazım. Fuara girip de sıcak satış olmadı. Biz onu yapmaya çalışalım dediler. O zaman yani global anlamda söylüyorum. O da olmadı. Orada anlık satış yapmaya çalıştılar. O da olmadı. Ve asıl kelam bu pandemi tüm dünyada olan bir bahaneyle. Üzüyor be. Fuarları. Vallahi üzüyor Koray. Çok. Ya çok. Şimdi biz tabii bir şeylerin sonunu görüyoruz biz. Yani o kadar yaşlı da değiliz. En değiliz böyle zirvede olduğunu gördük ama sonunu görmek üzüyor. Yani 3-5 tane beyaz sakalım çıktı diye lütfen yaşlı muamelesi şey yapmayalım Koray Beyciğim. Evet, orta Allah'tan, yaşlıyız. Allah'tan podcast'te dinleyicilerimiz görmüyorlar ama YouTube'da biraz. Yani biraz beyazladık. 2004'te yani şöyle söyleyeyim yaş olarak en azından anlamına. 2004'te ben fuarda çalışıyordum. 2006'da fuarda çalıştım. 2 yılda bir İstanbul Otomobil Fuarı oluyordu. Yani standta otomobil uzmanı olarak. Şimdi mesela Borusan Otomobil Genius'lar yaptı. Onun ilk versiyonu biz 2004 yılında fuarda özel teknik anlamda bilgili biraz olarak. Biraz fuar konuşalım. Yani neden biliyor musun? Şimdi böyle biz böyle fuar öldü bitti diyoruz ama aslında şu da var Koray. Bunu zaten biz 4-5 senedir fuarlar azalacak. Bazı fuarlar kalacak diyorduk. Eminim yine de bence aynı şey olacak. Yani teknoloji fuarlarıyla atıyorum Cenevre birleşecek öyle gözüküyor. Ve bana mesela şu an saat fuarlarına davetleri geliyor. Şu Dubai'de orada burada.
pandemi koşullarından sıyrılan markalar, daha doğrusu sıyrılan ülkelerde ufak ufak böyle bir kıpırdanmalar var. Çünkü yani böyle dünyada karşımıza geçtiğimiz gibi dijital ortamda Zoom üzerinden geçmez. Tabii ki şikayet etmiyorum. Evet. Hayatımızı kolaylaştırıyor ama keyfi yok ki bu hayatın yani. Ya aslında şimdi gazetecilik anlamda ben şikayetçiyim. Gidememekten ve bunlara dokunamamaktan, yöneticilerle dirsek temasında bulunmamaktan. Şimdi evet biz röportajlarımızı ya da soracağımız soruları tabii ki maille, telefonla yapabiliyoruz ama orada biliyorsun bir yöneticiyle bir gün vakit geçirdiğinde bambaşka bir konu bile aklına geliyor. O sohbetten başka bir şey açılıyor. Farklı bir şeyler öğreniyorsun. Bizim de tüketiciye o markanın farklı fikirlerini, farklı felsefelerini yansıtmak için anılarımız oluyor, orada tecrübelerimiz oluyor. Biz de markaya, tüketiciyi her anlamda, yani bu tekne fuarında da böyleydi, outdoor fuarında da böyleydi, otomobilde de böyle. Yani bir de şunu söylemek lazım. Aslında belki hiç fuarla alakası olmayan dinleyiciler de vardır. Küçük bir örnek verelim. Yani ümidimiz yine fuarların bazılarının gerçek anlamda olması dileğiyle. Atıyorum biz fuar, evet. Her sene Cenevre fuarına giderdik. Cenevre Otomobil Fuarı'nda bu işin ne diyeyim size en önemli alanlarından bir tanesi. Almanya'da iki senede bir Frankfurt Fuarı, bir senede dönüşümlü Paris Fuarı olur. İşte Amerika'da biliyorsunuz işte SEMA gibi fuarlar var. Uzak Doğu'da fuarlar var. Yani bir yandan işte Rusya'da fuarlar var. İstanbul'da fuar var. Dolayısıyla bunlar tabii ki azalacak. Ben Çin'de otomobil fuarına gittim ya. 2 yıl. İşte ben de Yaman'la bir kere Amerika'da gitmiştik. Yani şeyi güzel. Ortamı Detroit güzel. Falan. Senin söyle Detroit'e gittik. Aslına bakarsan Detroit çoktan bitmiş. Detroit fuarının yani çoktan fişini çekmişler. Ama hani otomotive saygı kuşağı gibi orada kalıyor. Şimdi sana birkaç tane fuar şeyi sorayım. Senin en sevdiğin fuar hangisi? Hadi bakalım. Ya tabii ki Frankfurt. Herkesin şikayet ettiği gazetecilik anlamında. Çünkü toplantılar arasında otobüsle fuar içerisinde ulaşıyorsun. Taksiyle, shuttle'larla ulaşıyorsun. O kadar büyük. Yürüyerek 2 tur atamazsın fuarda. Öyle bir şey. Ama yani bütün sektörü, tüm Avrupa otomobil sektörünü bir arada görüyorsun. Tüm ünlü insanlar. Yani bizim yanımızda oldu o Volkswagen'in CEO'sunun Hyundai i30'un standında olduğunda biz oradaydık. Ya da işte ne bileyim Ferrari yeni bir otomobil tanıttığında işte başka markanın sahibinin orada olduğu. Königsegg'le tanıştım ya. Yani soy ismi Königsegg olan insanla tanıştım. Ahmet Königsegg. Yani Frankfurt. Ama şey çok komik olmuyor. Mesela Kore'nin söylediği de çok güzel yani. Şimdi Frankfurt fuarına gidiyorsun. Biz böyle şımarık gazeteciler hep şikayet ederiz. Çok yorucu, öyle büyük, böyle yoruldum, yemek yedim. Hani çok mu? Ama ya şimdi ederiz. Bu işin keyfi ederiz biz. Şımarıklığını ederiz diyor. Ama yolda yürüyorsun. Yanına işte atıyorum o zaman hatırlarsın işte. İşte Schumacher yürüyor. Evet bir yani. David Coulthard yanda röportaj yapıyor. Birazcık kesinlikle daha ilerliyorsun. Öyle. Walter Röll'ü görüyorsun falan. Yani hani ömrüm boyunca ya da dediğin gibi sanatçının ya ben şeyi hatırlıyorum ya. Monaco Prensi falan böyle yanımızda. Yani evet. Hakikaten bazen insan bazı şeyleri kaybedince anlıyormuş diyoruz da inşallah yine bizim için biliriz. Biz bu kadar işin içindeyiz. Çok üzücü ama ben şimdi kendimi tüketici olduğum yılları da hatırlıyorum. İstanbul Auto Show'a gitmek için yıl sayıyorduk. Yani iki yılda bir, her yıl olsun lan. Yılda 2 kere olsun diyorum ya İzmir'de fuar açıyordu. Ben oraya gidiyordum. Meraklısı için de üzücü. Tabii canım. Yani hayır, otomobil almak dediğim gibi otomobil almakla alakası yok. Böyle hani nasıl böyle Frankfurt fuarına gelir böyle Çinliler kalemle tıkı 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 her tür detayı çizerler. Sonra 2 sene sonra görürsün Çin'de bir otomobil markası çıkar. Bazıları ya, böyle gidiyor. Çinliler bu işi biraz yoğurdular. Yani son 5-6 yıldır Çinlilerin o istirası fuarda omuz omuza durumu bizim Çin'de var. Mesela şöyle bir şey var. Kitap fuarlarına da gitmişsindir. Yani o sevdiğin yazarların bir imzasını almak, bir kelime bile edebilmek karşılıklı müthiş bir şey. Otomobil fuarı da böyleydi ya. Yani o Opel'in tasarımcısını, kalibreyi tasarlayan adamı sen hayatın boyunca nerede görebilirsin? Nerede göreceğim? Otomobil fuarında. Tabii. Biz onunla gidip atıyorum ben. Zetçe ile işte o zaman Mercedes'in en büyük adamı hala da Mercedes'in tarihine geçmiş adamlardan. 2 kere röportaj yaptık. Adam böyle geliyor ceketiyle. İstanbul doğumlu zaten enteresan bir adam. Nereden aklına gelecek? İşte Bay Z ile röportaj yapacaksın. Dolayısıyla biz de tabii aktarmaktan hep keyif alıyorduk yani. Ama bence yine yapacağız. Fuarlar bitti. Ya. Neyse neticeye dönelim. Ya, Zoom'la yaparsın. Ya, dijital oldu. Şimdi hayır. Dijital olmadı mı? Yani. Fuarlar dijital olacak şimdi. Yani fuar Paris'te dijital olacak. Bunu göreceğiz. İstanbul'da da göreceğiz. Katılımcı marka sayısı belli ki artacak. Katılım koşulları muhtemelen daha ekonomik olacak senin söylediğin gibi.
Her otomobilin tek tek detaylı izleyebileceğiz. Belki QR kodlarından detaylara bakabileceğiz. Ama evet, bir dijital fuar olacak. İyi olur. İnşallah iyi olur. Güzel olur. Pandemi koşulları bitse de normal otomobil fuarlarına dönsek diyebilirim yani, bilmiyorum. Peki sana bir ama soru daha. İşin karantinada için işin şeyi sadece pandemi değil işte. Ekonomik yani var ya, o yüzden. Yani pandemi ama bitse de şey, haklısın. Fuarın çözeceğini düşünmüyorum. Doğru söylüyorsun ama ben de bazı fuarların baki kalacağını düşünüyorum. Mesela ben sana söyleyeyim. Azalabilir, azalabilir. Yani, evet, yani teknoloji fuarıyla otomobil fuarında 5 tane fuar olacağına bir tane yekpare fuar olur. Olur. Yani zaten artık fuar alanı şov alanı yani. Orada bir şey satamazsın ki. Hani benim babam da gözlük işi yapardı. Gözlük fuarı yaparlardı. Orada bir şey satarlardı. Memnun olurlardı. Yani otomobilde öyle bir dünya yok. İnsanlar artık otomobilleri sadece YouTube videolarından bakarak alıyorlar. Veya atıyorum bir şeye bakarak, inceleyerek alıyorlar. Benim evet, abi otomobili aldık. Otomobili görmeden aldı ya. Ben bizzat şahidiyim. Ben dedim böyle böyle. 10 tane de video izledim. Evet. Aldık bitti. Peki birkaç soru daha soralım sana. Evet. İstanbul fuarındaki son anılarını hatırlatsana bana. Hatırlar mısın? Bir şey var mı aklında kalan? Ne kaldı aklında? Yani şöyle biraz açıkçası son iki fuar kötü geçti şey olarak. Yani organizasyon olarak eksikliklerini çok hissettik biz basın olarak özellikle. Yani otomobilimizi kilip park edemedim iki seferdir. Yani benim o toplantıya yetişip aktarmam gereken şeye, bir de bizde VIP diye bir durum var. Dünyada bir yani VIP var ama atıyorum o markanın tasarımcısı VIP olarak gidiyor. Biz bizde bayinin tanıdığı geliyor bayinin mesela. Bayinin kayınvalidesi VIP diye geliyor oradan işte. Evet yani biz normalde mesela fotoğraf çekiyoruz ya bu işin adı. Yani biz çünkü çekelim o fotoğrafları, videoları ki hani size aktaralım, aktaralım insanlara. Ama hayır yani orada bir bayinin tanıdığının teyzesinin oğlu arabanın yanında fotoğraf çektiriyor diye biz röportaj sırasında ben yöneticiyle fotoğraf çektiremedim onun arabasını. Bayağı bekledik yani. Onları bekledik biz. İşte damı akıtıyordu iki fuar önce. Yerleri ıslaktı falan. Yerleri ortamı. Yani o organizasyon. Evet, hasarlı bir fuar olarak aklıma kaldı. Yani bir ara işte fuarın çok uzaklığından şikayet ettik. Bir ara fuarın damının akmasından şikayet ettik. Bir ara fuarın zorluklarından şikayet ettik ama olması güzel inşallah diyelim. Yani en azından İstanbul Fuarı için iyi geçer her şey. İyi bir planlama yaptıklarını, sürdürülebilirlik gibi böyle konuları öne aldıklarını söylediler. Daha detaylı bilgiler geldiği zaman da aktarırız. Sana birkaç şey sorayım. Haziran ayındayız. Şimdi evet, geçenlerde hep böyle yaz lastiğinden, bu arada programın sonunda da Continental'le ilgili biraz bilgi vereyim yaz lastiğiyle ilgili. Onu da seninle tecrübelerimizi aktararak paylaşalım. Bu pandemi koşulları, evet, arabamı bir ay falan kullanmadığım için ben kış lastiğinden yaz lastiğine Mayıs ortasında geçtim. Hoş olmadı. Hoş olmadı. Yani evet, trafiğe çıkmıyorsan ve hani o kış lastiğin dönüşüm zamanı var ya, bayilerde de birazcık hani randevu alman gerekiyor. Kullanmıyorsan evet, değiştirmende bir sakınca yok o kadar. Ama tabii şunu söylemek lazım. Yani gerçekte doğru sıcaklık artı 7 derecenin üzerinde artık kış lastiği gerekli performansı göstermiyor. Yeterli tutunmayı göstermiyor. Hani yaz mevsiminde bot giymek, kış mevsiminde terlikle sokağa çıkmak gibi. O yüzden bunu hatırlatmak. Yani sırf yapısal, fiziksel yapısı değil lastiğin aslında konu. Onu da bir unutuyoruz hep. Yani kar lastiği, şimdi kar lastiği deniyor ya. Kar lastiği diye bir şey var. Evet, çivili olan, derin dişli olan. Ama biz kış lastiği dediğimiz, evet fiziksel olarak da dişleri biraz olan ama hamuru da farklı olan. Yani yaz lastiğindeki gibi ısınma, soğunma aralıkları daha farklı olan. Ki bu da yolda daha güzel bir şekilde ilerlemenizi, daha güvenli bir şekilde durmanızı, yol tutmanızı sağlıyor. Su tahliyesi kanalları ona göre. Bir de onun için tabii ki tüketime de pozitif etki oluyor. Yani şimdi o mevsimde tabii asfaltla cebelleşen bir kış lastiği muhtemelen hani güvenlik açısından da tehlikeli. Dolayısıyla bunu da tavsiye etmek lazım. Programın sonunda böyle lastiklerle ilgili bilinmeyenleri de aktarayım dedim. Lastikler? Evet. Şöyle Koraycığım, kaçırmayayım. Lastikte şeyi yani ekonomik olarak ben mesela bunu çok sonra bu mesleğe girdikten sonra bu işi biraz da mantığımı oturtturdum. Gerçi gene iyi lastik hep aldım ben hayatımda da. Ücretinden yani çok kaçınmamak gerekiyor. Milyon TL'lik bir arabanın olduğunu varsayalım. Senin yere tutan şey araba değil, lastik. Aynen öyle ya. Başına gelmedi mi ya? Ben böyle Uludağ'a giderken görüyorum. Birkaç milyon euroluk, şey euro dedim, abarttım. Birkaç milyon TL'lik bir Range Rover ki bu normal fiyat. Adam böyle arabası yolda kalıyor. Lastiği almamış.
zincir takmaya çalışıyor. Garip garip yani. 4x4 çıkarım diye düşünüyorum. İçim acıyor. Ama... İçim acıyor. Yani sözün özüne gelelim. Hem performans anlamında hem güvenlik anlamında hem yol tutuş. Hatta bir de şunu da söylemek lazım. Kontinentalciler diyor ki Koray, %10 oranında tabii içeride ve dışarıda ses de tasarruf oluyor. Daha doğrusu evet. Faydası sağlıyor. Biliyorsun ki yanlış lastik seçimiyle otomobilin içerisindeki ses gürültüsünü ki sen çok ölçersin. Gürültü ve uğultu artar, evet. Yuvarlanma direnci çok önemlidir. Yuvarlanma direnci. Bunu da böyle bir programın içerisinde dipnot olarak da geçelim lastikle ilgili. Sana birkaç soru daha soralım. Çok test otomobili geliyor son dönemde. Yeni markalar bayağı bir yeniliklerini çıkartmaya başladılar. İşte biliyorsun evet. İşte en son Hyundai gösteri falan yaptı. Her marka bir lansman yapıyor. Honda Jazz çıktı. BMW'nin elektriklileri falan var. iX3. Ben bu hafta X1 kullandım. Son dönemde dikkat çeken, aklına gelen bir otomobil var mı? Ya çok enteresanmış, şaşırdım dediğin. Yani şöyle, şimdi iX3. Şimdi i3 ile karışıyor. BMW'nin iX3, yani X3'ün elektrikli versiyonu söylememiz denilebilir. Tasarım olarak ana hatlar korunmuş ama tamamen altyapısı elektrikli bir otomobil. Yani şimdi elektrikli otomobiller biraz futuristik gözüküyor. İşte i3'e bakıyoruz, Zoe'ye bakıyoruz, işte I-Pace'e bakıyoruz, Jaguar'da, Taycan'a bakıyoruz, Porsche'de. Hepsi bir uzay gemisi, küçük birer uzay gemisi. iX3 ise alıştığımız standart tasarımları elektrikli otomobile çevirmiş hali. Ama o kadar çok detay var ki, şimdi demin lastikten de bahsettim. Onda da mesela sadece otomobilin lastik ve jant ölçüleri ona ayarlı bir şekilde iX3'ten farklı olarak tasarlanarak %10 gibi bir menzil artışı elde etmişler. Sadece lastik müthiş ve jant. Biliyorsun zaten, evet. Çok güzel bir şey temas ettin. Artık otomobillere customized lastik üretiliyor. Özellikle elektriklerin hepsinin lastiği, evet. Normal otomobiller gibi değil. Jantları da öyle, dediğin gibi. Yani bazılarının tüketime katkısı var, bazılarının verimliliğe katkısı var, bazılarının performansa katkısı var. Dolayısıyla yani hani bu otomobile bu lastik olur hikayesi olmuyor. Evet evet, kesinlikle öyle. Yani o benim aklımda kaldı en son kullandığımız otomobiller arasında. Ben geçenlerde Koray şey kullandım. Yorumunu merak ediyorum. Suzuki Swift Hybrid kullandım. Kullandın mı? Kullanmışsındır gerçi. Yok. Suzuki biraz uzak kaldı. Ben geçen onu kullandım. Sempatik geldi. Hoşuma gitti. X1 ile yaklaşık 1500 kilometre yaptım dizelle. Honda Jazz kullanmışsındır. Jazz hakkındaki düşüncelerin ne? Yaşa. Ben de daha Honda Jazz kullanmadım. Hadi onu sen söyle. Karşılıklı olsun. Onu çok soruyorum. Jazz'ı bizim marketin sahibiyle kullandı. Sana nasıl kullandı? Market atacağım böyle gidersen. Evet, Honda'cılara sesleniyorum efendim. Serdar Bey, yani, acilen test aracımı gönderin. Öyle. Yani o aslında güzel bir operasyondu. Sen eğer niye burada mı yoktun bilmiyorum ama. Muhtemelen bizim belgedeki yani Auto Motorsport ekibinden birisi. Almışlardır. Aynen. Sizin ekip 5 kişi 4'ü almıştır. Ben sana söyleyeyim, sen de yoktur bir de. Daha iyi işte. Ben sindire kullanırım. Sen söyle, Honda'cı. Ya şöyle. Benim otomobili, bana gelen otomobil Eskişehir'e kadar. Honda öyle bir organizasyon yapmış ki tüm bayilere bir test araçları çıkarttırmış. Hepsini önce İstanbul'a basına aynı anda vererek herkesin izlemesini sağladı. Biz de hem videosunu çektik Oto Haber Dergisi YouTube kanalına, hem de dergi için testini çektik. Crosstar isimli versiyon. Şimdi şöyle, iki ayrı şasi aslında. Jazz ve Jazz Crosstar. Türkiye'de %90'ın üzerinde bir oranda Crosstar'ın satılacağı söylüyor. Çünkü ikisi arasında fiyat farkı çok az. Ve bu Crosstar birazcık daha crossover tarzı. Çünkü zeminden yüksekliği, toplam yüksekliği daha fazla. Karoserinde de lastik korumalar var. O benim hoşuma gitti. Yani farklılık B segmenti hatchback'te. İşte atıyorum Yaris Hybrid var mesela. O da hibrit bir teknoloji sahip, cihazda olduğu gibi. Onun karşısında Yaris'te bir alternatifi yok. Yani Honda Jazz orada bir crossover alternatifi var karşımızda. Bir de Honda'cılar hakikaten... markalarını çok seviyorlar. Sen de öylesindir. Yani Jazz'ı da seven çok vardı. Farklı bir tasarım olmuş. Ben bu arada alakasız Hyundai'nin tasarımını çok beğendim. Sen beğendin mi? Hangi otomobili? SUV en son çıkan. Hadi bakalım. Şey mi? i20 Tucson tabii ki de, ben seni zorlayayım. Tucson. Evet. Biraz evet. Tucson'un tasarımı çok yenilikçi artık. Hani Hyundai da kendi markası arasında bir ayrışmaya gitmeye çalışıyor. Şimdi çok bir karmaşa oldu. N9 serisi var. İşte elektrikli, yani Kona ailesi var ayrı. Elektrikli otomobilleri ayrı. Performans otomobilleri ayrı. Tucson'da bir premium alternatifi gibi gözükmüş. Daha otomobil canlısını ben de görmedim. Yakın zamanda göreceğiz. Tasarım çok güzel gözüküyor. Şık gözüküyor. Hatta kullanım olarak, tasarım olarak. Mercedes EQC falan filan
böyle kokusunu aldım ama bakalım yan yana görmek lazım. Bas fiyatı da çok rekabetçi gelmiş. 300 küsür çünkü artık o fiyat seviyelerine alıştık. Yani B segmentinde bile 300 küsürden başlıyorum. O zaman kompakt bir SUV için 300 küsür rakam, 320, 340, 350'ler alışıldık rakamlar olduğu için başlangıç fiyatın cazip olduğunu da söyleyebiliriz bu arada. Bakalım o zaman seninle bir sonraki programda ben Caz'ı kullanmış olurum. Belki de Tucson'u kullanmış olurum. Ondan sonra da konuşuyor oluruz. Koraycığım kısa kesiyorum bu seferki podcast'imizi. Ama dinleyenler tamamdır. Çok keyif alıyormuş sağ olsunlar. Bu arada Koray da Oto Haber Dergisi'nde çok güzel YouTube videoları çekiyor. Mutlaka izleyin. Ben de nacizane bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi kanalımda. Ayrıca bu podcastlerle devam ediyoruz. Koraycığım keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Her zaman her şey konuşabiliriz otomobille ilgili. Tekne, saat, otomobil. Hazırım sohbete. Bir günde hakikaten seninle saatle konuşalım. Senin de çok güzel saat sevgin de var. Kolundaki saati şimdi göstermiyoruz ama bir gün gösteririz. Bu programın hazırlanmasında katkı sağlayan Continente'de bir kere daha teşekkür ederim. Koray Kozal konuğumdu. Dijital fuarcılığı konuştuk. Bazı otomobilleri konuştuk. İsmini hatırlayamadım. Hyundai Tucson'u konuştuk. Çok sevdiğini. Ben hatırlayamadım ama çok sevdim. Tasarımını beğendim. Lütfen. Görmeden konuşmuyoruz. Ama para hakikaten çok enteresan değil mi? Pancur'un içerisinde gizlenmiş. Kapatma onu da söylemiyorum. Aynen. İşte o yüzden bakalım. Bir şans vereceğiz kendisine. Bu haftalık benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.